Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından Miladın Mutfağı'ndan hepinize mutlu huzurlu günler diliyorum efendim. Her zaman ne diyoruz? Sağlık, mutluluk, huzur dolu, bol kazanç dolu günler siz değerli izleyenlerimizin, tüm Türkiye'mizin, tüm Elazığ'ımızın olsun efendim. Evet, bugün çok değerli bir sanatçı, filografi sanatçısı arkadaşımızı konuk edeceğiz. Birazdan ismini kendisiyle birlikte söyleyeceğim, tanıtacağım sizlere. Ama ana temamız neydi her zaman olduğu gibi efendim? Yemeğimiz. Ve yemeğimizi kimden öğreniyoruz? Tabii ki değerli şefimiz Müyesser Ünsal'dı. Şefimizden öğreneceğiz. Ne zaman öğreneceğiz? Hemen yanına gidiyorum. Bakalım bugün nasıl bir menümüz varmış. Ve siz değerli izleyenlerimiz de hangi yemeklerin tariflerini paylaşacakmışız? Yemek mi, pasta mı, börek mi, çörek mi? Ben de bilemiyorum. Hemen yanına geçiyoruz ve öğrenelim. Günün menüsü neymiş efendim? Evet şefim, kolay gelsin. Teşekkürler. Bugün Perşembe. Evet, Perşembe. Değil mi? Ama enteresan bir şey yaptık değil mi? Evet, bugün, evet. Menüyü değiştirdik. Bugün ikinci bölümümüzde değerli uzmanımız, güzellik uzmanımız Burçin Can Polat var. Evet. Ben her gün geliyorum, yemek yiyorum. Pasta, börek, şöleğiniz yok mu dedi. Hatırlıyor Tabii musun? Tabii ki. Bir hanımefendinin evet. Her zaman sevebileceği gibi o da tatlı çok Aynen. seviyor doğal olarak. Bayanlar bu konuda çok daha meraklı tabii. Evet. Hamur işlerine, biraz böyle çikolata, tatlı merakları var. Bu değerli Burçin Can Polat kardeşimiz de, uzmanımız da evet. Bugün talep etti. Biz de onun talebini kırmadık değerli uzmanımızın ve bugüne kaydırdık. Kesinlikle bugüne kaydırdık. Hatta geçen hafta yapamadığımız evet. tatlılarımız vardı. Onları yapacağız. Onları yapacağız. Cuma evet. günü bir ara vermiştik malumunuz. Bir evet. Mazeretimiz vardı. Efendim bugün bakalım ne yapacakmışız? Değerli şefimizden hemen öğrenelim dilerseniz değerli izleyenler. Ne yapacağız? Bugün yine ne dedik? Glutensizlik üzerine yönelildi evet, glutensiz demiştik. Mutfağından. Evet, glutensiz çöreğimiz ve glutensiz kokostar pastamız olacak. Evet, bugün glutensiz mutfağımızdan glutensiz neydi? Çörek ve kokostarımız var efendim. Evet. Kokostarla başlayalım dilerseniz. Glutensiz kokostar. Buyurun malzemelerini görelim nelermiş. Glutensiz kokostar pastamızın malzemeleri 2 adet yumurta, 3-5 yemek kaşığı pekmez, 1 çay bardağı süt, yarım su bardağı sarı mercimek unu ya da glutensiz un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu, kek ıslatmak için de 1 su bardağı süt. Üzeri için 1 paket krem şanti, 1,5 çay bardağı süt, 2,5 su bardağı hindistan cevizi, 1 tepeleme yemek kaşığı pudra şekeri, çikolata ganajı için ise 200 ml sıvı krema, 140 gram bitter çikolata, 20 gram da sütlü çikolatamız var. Tekrar ediyorum. Lütfen. Glutensiz kokostar pastamızın malzemeleri 2 adet yumurta, 3-5 yemek kaşığı pekmezimiz var. 1 çay bardağı süt, yarım su bardağı sarı mercimek unu ya da glutensiz un. Peki glutensiz un oranı değişecektir onu da söyleyelim. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu, keki ıslatmak için 1 su bardağı süt. Üzeri için ise 1 paket krem şanti, 1,5 çay bardağı süt, 2,5 su bardağı hindistan cevizi, 1 tepeleme yemek kaşığı pudra şekeri, çikolata ganajı için 200 ml sıvı krema, 140 gram bitter çikolata, 20 gram da sütlü çikolatamız var. Evet, teşekkür ederim şefim. Diğer menümüz neydi? Yine glutensiz çörek. Çöreğimiz var efendim. Onun da malzemelerini görelim dilerseniz değerli izleyenler. Glutensiz çöreğimizin malzemeleri 1 adet yumurta sarısı üstüne, 1,5 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı süt, yarım tatlı kaşığı tuz, 25 gram eritilmiş tereyağı ya da margarin, yarım su bardağı zeytinyağı, 2,5 su bardağı glutensiz un, üzerine ise çörek otu ve susamımız var. Glutensiz çöreğimizin malzemelerini tekrar ediyorum. 1 adet yumurta sarısı üstüne, 1,5 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı süt, yarım tatlı kaşığı tuz, 25 gram eritilmiş tereyağı ya da margarin, yarım su bardağı zeytinyağı, 2,5 su bardağı glutensiz un, üzerine ise çörek otu ve susam. Evet, çok teşekkür ederim şefim. Tekrar ettik değil mi iki defa? Evet, iki defa tekrar ettik. İki defa tekrar ettik efendim. Gerçekten biliyorsunuz biz glutensiz beslenen, yani sadece glutensiz çölyaklılar değil ya da gluten duyarlılar değil, bu şekilde beslenen insanlar da, sağlığını düşünen insanlar da var. O yüzden mutfağımızda yer veriyor değerli şefimiz Müyesser Hanım. Glutensiz beslenenler için gerçekten de önemli. Bayağı da bir kitlesi var değil mi? Tabii ki fazlasıyla bilmediğimiz kadar hatta. Onu biz de göz önünde tutarak glutensiz mutfağımızdan örnekler veriyoruz programımızda evet. Değerli izleyenler. Evet şefim sen filografiyi biliyor musun? Çok güzel bir sanat. Öyle mi? Evet çok çok ben güzel. Ben ilk defa öğreneceğim filografi sanatını. Bunun için de çok değerli bir sanatçı var evet, şehrimizde. Evet. Elazığlı olmasa da ama artık Elazığlı sayalım kendisini. Tabii ki. Birazdan takdim edeceğim efendim. Biraz şey yapacağız. Ama yemeklerimize de tariflerini almak için
tekrar şefime döneceğim birazdan. Şöyle konuğuma bir hoş geldin demek istiyorum. Şu mesleği ne olduğunu öğrenip sohbetimize başlamadan tarifimizi alacağız. Merak etmeyin. Şefim kolay gelsin, geliyorum teşekkür hemen. Teşekkür ederim, tamam. Ayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şeref verdiniz. Şeref bana, teşekkür ederim. Eğitimciyiz aynı zamanda. Devlet bir kamu kuruluşunda çalışıyoruz. Doğru. Ama sanatınızı da icra ediyorsunuz. İkisi bir aynı anda şu anda devam ediyor. Harikasınız. Devam ne kadar güzel. Efendim, şöyle bir takdim etmek istiyorum konuğumuzu. Bugün Ayhan Güneş efendim. Ayhan Güneş filografi sanatçısı. Ben de sizlerle birlikte öğreneceğim. Şöyle program öncesi bir ön bilgiye sahip oldum ama filografi nedir? Nasıl yapılır? Öğreneceğiz. Nedir hocam filografi? Efendim adım Ayhan Güneş. Filografi sanatçısıyım. Bingöl Solhanlıyım. Dediğiniz gibi Elazığlı değilim ama Elazığ artık benimsedik. 30 yıldır Elazığ'dayız. 30 yıl? Evet. Hocam 30 yıldır Elazığ'da kalan Elazığlı olmuşlar artık. Artık oldu, doğru. Yenge nereli, onu önemli. O da Bingöllü. Bingöllü. Ha, Elazığlı olsaydı tam Elazığlı olmuş olacaktın da Bingöl'le bağ kalmış gene de. Aynen. Eyvallah. Filografi sanatı tel ve çiviyle yaptığımız bir sanat. Filografi kelime anlamı tel ve çiviyle yapılan grafikler anlamına geliyor. Tel ve çiviyle yaptığımız bir sanat. Çok eski bir sanat, tabii unutulmuş. Çok zahmetli olduğu için, sabır gerektiren bir sanat olduğu için unutulmuş. Özellikle şu anda Avrupa'da ve Rusya'da çok popüler yapılıyor. Ülkemizde de gittikçe yaygınlaşıyor şu anda. Bunu yapmaya çalışıyoruz, yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Özellikle bu sanatı ben rehabilitasyon merkezlerinde yapılmasını istiyorum. Çünkü motive amaçlı yapılan bir sanat. Özellikle Avrupa'da rehabilitasyon merkezlerinde yapılıyor bu sanat. Ve aynı zamanda Rusya'da. Bizde de yavaş yavaş gelişiyor. İnşallah da gelişecek de inşallah. Gelişecektir. Peki hocam bu işin kursunu da veriyorsunuz. Eğitimini de veriyorsunuz. Doğru. Kamu şu anda görev yaptığım yerde filografi eğitmeni olarak görev yapıyorum. Eğitmen olarak yapıyorsunuz ve kursiyerleriniz de var. Tabii, bunları konuşacağız. Var. Çok ayrıntılı konuşacağız. Evet. Yalnız çok güzel görüntüsü. Teşekkür ederim. Şu anda birazdan göstereceğim. Böyle biraz sindirelim değil mi? Aynen. Ayhan Güneş değerli sanatçımızla. Teşekkür ederim. Hocam sanatçı mı zanaatçı mı sizin? Bence zanaat. Zanaat. Evet. Gerçekten zanaat. Zanaattır. Ama zanaatı sanatla birleştirmişler değerli böyle üstadlar. O yüzden birazdan konuşacağız. Şöyle bir yemeğimizi başlatalım. Müsaade ederseniz. Yemeğimiz derken bugün de böyle tatlılarımız var. Tabii. Sizin şansınıza sever misiniz? Severim tabii. Her türlü. Eyvallah. Peki. Ben o kadar yakın değilim bu pasta, börek, çörek. Böreğe değil ama. Yemeğe. Evet. Böreğe hastasıyım tabii. Şefimin yanına geçiyorum değerli izleyenler. Bugün kokostarımız ve bir çöreğimiz var. Glutensiz her ikisi de. Evet. Zannediyorum kokostarla mı başlayacağız, çörekle mi başlayacağız? Kokostarla başlayacağız. Kokostarla başlayacağız. Şöyle neler yapılacağını şefimiz tekrar her zaman olduğu gibi. Harikasın Serdar'ım. Bizim rejimiz harika ya. Ben tebrik ediyorum onları da. Siz gerçekten düşünmeden düşünüyorlar evet, sağ olsunlar. Evet, ben düşünmeden, söylemeden, leb demeden leblebi anlıyorlar. Kesinlikle. Sağ olsunlar. Tebrik ediyorum tüm ekibi, tüm arkadaşlarımızı. Çünkü biz burada iki kişiyiz, hatta üç kişiyiz. Ama arkamızda bir ekranda görünmeyen, bu iş için emek sarf eden birçok insan var. Her birinin emeği tartışılmaz. Kesinlikle gerçekten. Öyle. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Reji, montaj, efendime söyleyeyim, birçok arkadaşımız bu iş için emek sarf ediyorlar. Evet. Evet Melat Bey, ne yapacağız? Evet, ne yapacağız? Şimdi. Kokostar, ilk başta kokostar pasta. Ne yapıyoruz? Her zamanki gibi yumurtayla şekeri çırparız normalde. Hı-hı. Burada da pekmezimizi çırpacağız. Pekmezi 3-5 yemek kaşığı yazdık. Evet. Ama tabii tercihe bunu neyse ileride anlatayım şimdi. Özellikle harnok istediniz. Harnok. Evet. Şeker oranı çerçevesinde. Harnok dediğimiz keçi boynuzu. Evet. Evet. Pekmezi. Keçi, evet. Onu da özellikle söyleyelim efendim. Harnok dediğimiz keçi boynuzu pekmezi. Yani orada belirtmedim ama pekmezlerin isimlendirmesine göre tabii farklı cinsine göre o şeker oranı değişecektir. O yüzden evet. 3-5 yemek kaşığını özellikle harnok için diyelim. Şimdi ne yapacağız? Yumurtayla pekmezimizi çırpacağız. İyice çırptıktan sonra zaten sütümüzü ilave ediyoruz. Ardından toz malzemelerimizi ilave edeceğiz. Bunda ne vardı? Şekerli vanilin, kabartma tozu ve kakaomuzu ilave edip güzelce çırpıyoruz. Ardından bizim sarı mercimek unumuz ya da glutensiz un. Evet. Yani dışarıdan glutensiz un olduğunu çok anlayamazsınız ama yakından bakınca unla çok arasında fark olduğunu fark edeceksiniz yoğunluğu çerçevesinde.
Sarı mercimek unu yarım bardak yeterli oluyor zaten. Ama glutensiz un kullanırsanız elinizde yok diyelim ya da glutensiz un kullanacaksınız. Oranı daha da artacaktır. Evet. Zaten kıvamını karıştırdıkça anlayacaksınız. Daha sonra yarım bardak sarı mercimek unu ilave ediyoruz oranlı bir şekilde. Sarı mercimek unu ilk defa duydum. Öyle mi? Vallahi ilk defa duydum. Çok ben şey var. Birçok ekranları başında. Evet, çeşitlerini gördüm çok, orada. Çok. Birçok un çeşidi varmış. Nohutunu varmış. Sarı mercimek yani mercimeğin ununu olabileceğini ilk defa. Var var. Şimdi nohut ununu da kullanabilirsiniz ama nohutunu şunu da söyleyeyim biraz sizi şişirecektir. Tatlıda şişmek istemezsiniz. Tabii. Onları hani kullanım yerlerine göre değişir diyelim. Tabii. Şimdi sarı mercimek unu da güzelce ilave ettik. Bir kek kıvamı elde ettik. Daha sonra kalıbımıza bu karışımı ilave edeceğiz. Ardından önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişiriyoruz. Ortalama 20-25 dakika pişecek. Evet. Tabii her fırının ısı derecesi farklı olduğu için ona dikkat edelim. Yapacağımız işlem bir taraftan da krem şantiyle sütümüzü çırpacağız güzelce. Ardından Hindistan cevizimizi, pudra şekerimizi güzelce çırpıyoruz. Bir kenarda soğutmaya bırakabiliriz. Ya da soğutmaya bırakmasak bile kekimiz ılındığı zaman, daha doğrusu soğuduğu zaman onu yapıp ilave edebiliriz. Ama keki çıkaracağız, soğumaya bırakacağız. Tam ılık noktasında bir su bardağı sütle ıslatacağız kekimizi. Ondan sonra zaten bu karışımı ilave edeceğiz. Güzelce fonse edeceğiz, düzelteceğiz. Ardından üstüne bir sıvı krema harcımız var. Ama bundan önce dolapta soğutalım biraz ki sıvı krema harcımız daha böyle düzgün dursun. Onun içinde ne yapacağız? Sıvı kremamızı böyle çikolataların eriyebileceği bir noktaya kadar ısıtıyoruz ocakta. Ardından çikolatalarımızı ilave edip karıştırıyoruz. Bir sıvı harcımız olacak çikolatalı. Üstüne de onu dökeceğiz güzelce. Onu yaydıktan sonra dolapta soğutuyoruz. 3-5 saat arası soğuyacak ama bizim zamanımız olmadığı için buzluğa atıp deneyeceğiz. Deneyeceğiz. İnşallah güzel bir pasta elde edeceğiz. İnşallah. Glutensiz kokoslar pastamda. İnşallah. Bir de şunu belirteyim. Buyurun. Şimdi biz pekmezi koyuyoruz ama kekinin tadına mesela baktığınız zaman acayip bir şekerli olacak. Ama fırında piştikten sonra o şeker oranı çok azalıyor. O da pekmezin özelliği. Onu da belirtelim. Eyvallah. Tamam şefim. Sana kolay gelsin. Çöreğimize de, glutensiz çöreğimize de daha sonra geçeceğiz zannediyorum. Evet, bunu yapalım. Sesleneceğim. Bunu başarız. Bana her zaman olduğu gibi dürtecek. Tabii dürterim ben size. Dürt bizi. Tamam. Dönelim ve onun da tarifini alalım şef. Tabii ki. Olur mu? Tabii ki. Tamam. Kolay gelsin teşekkürler. Size. Hemen değerli sanatçımız, zanaatçımız Ayhan Güneş Bey'in yanına dönüyorum. Filografiyi öğrendik az çok. Tel, yani telle yapılan bir sanat. Şimdi telle yapılan sanat deyince aklıma benim Mardin yöresinin telkari evet. geldi. Alakası var mı? Çok farklı. Yok. Çok farklı. Çok farklı. Bu tamamen üç boyutlu. Evet. Üç boyutlu. O tek boyuta indiriliyor. Daha farklı bir şeyi var. Örme şekli var onun. Tamamen farklı sanatlar. Farklı sanatlar. Evet. Şöyle bir gösterelim. Şöyle ekranlarımızda yarım gözüküyor. Ayhan Bey'in arkasında gerçi yapılan işlemler. Şöyle yakından bir bu sanatın nasıl ürünler çıkardığını değerli Ayhan Güneş Bey'in sergi de yapıyor kendisi. Onlardan da konuşacağız, evet, sohbet edeceğiz. Efendim şöyle ürünleri şöyle bir yakından inceleyebilir miyiz? Zoom yaparak. Çok daha büyük çok daha büyük eserlerimiz evet, de var. Evet, yanına da geçeyim şöyle. Burada şu anda küçükleri var. Evet, daha büyükler yapılıyor tabii, değil mi? Çok daha büyükleri var. Evet, şöyle bir tuğra var efendim. Tuğradan alalım isterseniz. Besmele ve tuğra. Besmele ve tuğra. İçinde besmele, değil mi? Evet, içinde besmele var. Doğrudur. Çok güzel. Harika olmuş. Gerçekten. Büyük emek. Oldukça zahmetli. Emek alabilecek miyiz bunu? Biz zoom yapabilirsek. Çok iyi olacak Tuğra'ya. Rejimizden. Evet, kameraman arkadaşlarımız şu anda zoom ayar. Evet. Şöyle Tuğra ve Besmele'yi içeren bir tablosu. Besmele-i Şerif var. Filografi yapılmış. Hemen yanında şöyle biraz kaydıralım. Kaydırabilecek misin? Bir başka sanat, değil mi efendim? Orada da yine bir lale var, değil mi? Doğru. Mor lale. Lale ve bu ney? Ne? O da manzara. Manzara. Dağ manzarasını. Dağ manzarası. O da güneş manzarası. Herhalde, güneşi. Doğrudur. Evet. Gelmiş. Doğru. Çok güzel. Burada yine bir manzara var, bir yelkenli tekne. Yelkenimiz var. Hayalinde evet, olan yer. Bir de ağaç. Doğru. Figürü. Arkada efendim, wow var. Evet, wow. Değil mi? Doğrudur. Evet, altılı. Bağımız altılı, var. Bir de arkada altında var. Elazığ
Çayda Elazığ simgeleyen böyle mum evet. taşıyan iki el. Çayda çırağı simgeleyen. Değil evet, mi? Doğrudur. Evet. Bir figürü. Onu da gösterebilecek miyiz? Şöyle bir zoom yapabilecek misiniz? Yoksa ben çekeyim mi bu tarafa? Şöyle. Çok güzel ürünlerimiz. Tabii bunlar sadece hani derler ya deve dev kulak. Evet birkaç bir, tane. Birçok sergiye açtı Ayhan Bey, Ayhan Güneş Bey. Bu sergilerde de kendi sanatını gösterdi. Evet onun bir sesi. Şöyle bir şey yapalım. Bekleyelim orayı. Ses karışmasın şeyimize. Değerli izleyenler. Evet tabii mutfak olacak bunlar. Yani. Evet şimdi bu sanatın inceliklerini gösterecek kendisi bize. Aynı zamanda bir tane de şöyle şu anda yapıyor efendim. Şöyle gösterebiliriz değil mi? Tabii tabii. Evet. Şöyle bunu da gösterelim efendim. Anlı şanlı Türk bayrağımız. Bunu da şu anda icra ediyor. Ve sizlerin huzurunda, ekranlarımız karşısında yapacak. Burada da yeni başladığımız bir Elif'imiz var. Bu bitmeyecek herhalde. Yok daha bitmemiş. Bitmeyecek. Bitirmeye çalışırız. Bitmez muhtemelen. Şu anda bunu bitireceğiz evet, inşallah. Şu anda çalışmaları bu ikisi. Ay Yıldız'ı bitireceğiz inşallah. Bugün. İnşallah bitiririz. Eyvallah. Tabii. Burada çok değerli Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerimize de bunu efendim buradan göstererek değil mi? Tabii. Onlara armağanımız olsun. Armağanımız olsun diyelim. Gerçekten. Şu bayrak uğruna ne canlar feda ediyoruz. Yeter ki şu bayrak inmesin, ezanlarımız susmasın biraz, diyoruz. Biraz daha büyük, kocaman evet. bir tablom vardı. Onda da bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor diye hakikaten yazmıştım. Hakikaten ne güneşler battı evet. değil mi? Evet, hocam buyurun. Büyük olduğu için getirdim. Şimdi hocam siz ona devam edin. Sohbetimiz evet. esasında yapabiliriz değil mi ikisini tabii, bir arada? Tabii yapabiliriz aynen. Eyvallah. Şimdi hocam kaç yıldır bu sanatla, zanaatla yaklaşık alakalıyız? 7 yıl oldu. 7 yıl. Elazığ'da 2 yılım bitmek üzere. Daha önce İstanbul'da yapıyordum. Şimdi iki yılım bitti. Elazığ'da devam ediyorum. Hem sanatımı icra ediyorum hem sergiler evet. açıyorum. Şimdi ben rica edeceğim hocam özür dilerim. Estağfurullah. Şöyle bir yakın bir kamera alabilir miyiz? Hocam yaparken görmelerini istiyorum izleyicilerimizin. Bir zoom yapalım çalışırken. Yani sanatımızın, çalışırken hem sanatımızın sesi almasak da olur. Konuşmamızı bizi göstermeseniz evet. olur. Ses olsun. Görüntü yaparken olsun mümkünse. Evet bir buyurun sürü hocam. Yapma şekli var. Yani sanatımıza ilk önce tabii modellerimizi çiziyoruz. Sonra çivi işlemini yapıyoruz. Daha sonra alt örgüler çizgi dediğimiz. Çizgi işi çiviyle oluyor. Evet. Çizgileri çivilerle belirliyorsunuz. Çivilerle. Eyvallah. Veya önceden de çizim yapıyoruz altına. Daha sonra şurada gösterdiğimiz gibi alt örgüsünü yapıyoruz. Çivilerin batmaması için, uzun ömürlü olması için üstündeki şeklin. Ondan sonra asıl işlemine geçiyoruz. Şu anda Yıldız'da asıl işlemi yapıyorum. Alt örgümü bitirdim. Hocam eminim ilk başladığınızda bu kadar hızlı değildiniz. Yok değildim. Zamanla evet, değil mi? Zamanla. Şimdi herkes bu kadar hızlı olmak çok mecburiyetinde değil. Çok yapıp bozduğum tablo olmuştur. Muhakkak. Tabii şu anda da tabii çok şükür ileri düzeydeyiz şu anda. Yapmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Tabii yaptığım tabloları sergi açmaya çalışıyorum. Sergiler yapmaya evet. çalışıyorum. Elazığ'da. Hocam tekrar sözünü çok özür dilerim. Estağfurullah. Bazı görüntülerimiz vardı. Onları da verecektik ama bir teknik aksaklıktan dolayı görüntü vermeyeceğiz. Burada canlı veriyoruz. Birçok sergisinden resimler vardı. Affınıza sığınıyorum. Onları da gösterecektik sizlere yoksa. Ama bakalım belki yakın zamanda bir sergisi olacak. Orada izleme, görüntüleme imkanınız olur. İnşallah. Onu da soracağız biraz. Evet hocam buyurun. Şimdi Elazığ'da açıkçası çok biraz üzülüyorum bu konuda. Tabii isim vermiyorum. İki tane AVM'miz var. Eş dost vasıtasıyla zar zor bir sergi açabildim. Onun dışında maalesef bir izin çıkmıyor bize. İşte ben de bunu çevre illerde yapmaya çalışıyorum. Bingöl'de açtım. Geçen hafta Urfa'daydım. Urfa'da açtım. Evet. İşte imkanımız olsa tabii buranın ileri gelenleri bize böyle bir imkan verseler daha iyi olacak. Değil mi? Hem sanatımızı icra ederiz. Hem gereken yere iletilmesini sağlarız. Evet. Tabii destek bekliyoruz açıkçası. İnşallah o da olur. İnşallah. Zamanla biz de çevre illere sanata ve sanatçıya destek olacak insanlarımız da olacaktır. Tabii buyurun. Şimdi çevre illerde, büyük yerlerde belediyeler sokak sanat sokakları yaparlar. Doğru. Bizde maalesef böyle yok. Özellikle buradan belediyeden sesimizi duyarlarsa bir İnşallah. Sanatçıları, sanatkarları destemek amacıyla bir, böyle bir sokak yapabiliriz. Böyle bir çok yer yapabiliriz. Doğru, çok doğru. Yani açık sanatçılarımızda evet, sergiler olabilir değil mi? Yani, tabii. Çok daha. Çok daha iyi olur. Evet buyurun hocam.
Şimdi değerli hocam, tanışmanız nasıl oldu bu sanatla? Onu anlatmanız, o hikayeyi anlatmanızı isteyeceğim sizden. Şimdi ilkokul, ortaokuldan beri bir şeyim var, becerim var tabii. Becerisi var. Sürekli evet. Var. Bunu da İstanbul'da bir sergide görmüştüm. 6-7 yıl önce. Çok sevmiştim, çok da beğenmiştim. Eyvallah. Orada başladık yapmaya. Daha sonra İstanbul'da Saadet Hoca var. Tabii buradan selam olsun kendisine. Bizden de selam olsun tabii. Evet, onun aracılığıyla kendimizi geliştirdik ve uzun süredir yapmaya çalışıyoruz. İlginizi çekti tabii. Tabii. Yani sanat. Ben çok bunu yaparım dikkat, dediniz. Evet. Değil mi? Yani böyle baktığında tel ve çivi neler yaratıyor diye diyebilirsiniz. İşte tel ve çivi tek başına bir şey etmiyor ama ikisi bir araya gelince çok müthiş eserler ortaya çıkabiliyor. Muhakkak. Evet. En çok hocam, dikkatimi çeken oydu. Buyurun. Hani tel ve çivi. Şunu sormak istiyorum size Ayhan Bey. Pahalı bir sanat mı? Yani çok, bu ürünler evet. Elde etmek, yapmak çünkü bir kas şeyi var. Bir çekiciliği. Evet. Yani görüntüsü çok hoş. Evet. Evlerimizde ya da iş yerlerimizde çok güzel görüntüler sunabileceğimiz bir görüntü. Bakıyorsunuz pahalı gibi geliyor ama. Evet. Pahalı mı? Ürünleri bulmak zordur. Ürünler İstanbul'da var. Yani getiriyorsunuz. Ben, evet tabii. İstanbul'da yerlerimiz var. İstanbul'da ve Bursa'da. Çok pahalı teli, değil bakır ama. Bakır mı? Değil. Bakır evet. Beyaz bakır. Bakır ve bu sanata özel üretilen bakırlar. Evet. Çünkü bakır bildiğiniz üzere böyle sarı olur. Paslanmayan uzun bakır. Ömürlü malzemeler. Hı hı. İstanbul'da buluyoruz bunları. Tabii sanatı pahalı yapan içindeki emektir. Yani bakır. Çok fazla evet. Ona tartışılmaz o. Bir gün süren tablomuz var, 2 ay süren tablomuz da var. Evet. Veya birkaç ay süren tablomuz var. Şu anda hedefim tabii çok büyük bir tablo yapmak. Bir rekor seviyede olan bir tablo yapmak. İnşallah. Evet, amacımız o. Emeğin olması tabii sanatı pahalılaştırıyor. Eyvallah, tabii. Evet, hocam şimdi dediniz ki bir günde ya da 3-5 saatte yapılan bir tablo da olabilir. Bu aylar süren aylar bir süre. Tablo da olabilir. Evet. Mesela yıldığınız hiç yaparken böyle yorulduğunuz tablolarınız oldu mu? Yani yorulduğum tablolar oldu ama yorulunca elindeki buna bız diyoruz. Bızı attığın an bu iş bitmiş demektir. Artık yapamazsın. Evet. Peki ben yeni başlayacaklara yapmadım. Ne tavsiyeniz var? Yani şunu öğrenmeye çalışıyorum. Dediniz ki çok güzel bir nasıl diye dinlendirici, rehabilite eden bir özelliği de var. Kesinlikle. Diğer sanatlar gibi. Birçok sanatta da vardır bu özellik. Tabii çok sanatta resim vardır ama. Resim yaparken insan rehabilite olur, dinlenir ya da kafasını boşaltır. Doğrudur. Ama bunun, bizler biraz vurdulu kırdılı şeyler severiz. Bu sanatımız da biraz şeydir yani toplum olarak söylüyorum. Şiddete yönelik. Şeydir biraz stresimizi atarız yani çivi çakıyorsun çünkü sürekli. Hocam bir de aynı seviyede çakmak da tabii. Çok önemli. Ya bu da sanatın özellikleri, sanatın inceliği. Sanatın özelliği, kesinlikle. Değil mi? Özellikle ben hani sağda solda bu sanatı yapılacağını rehabilitasyon merkezlerinde yapılsa çok daha iyi olacak. Ben bir sürü resmi kuruma, özellikle rehabilitasyon merkezlerine mail attım veya kendilerine görüştüm. Bu işi yayalım, özellikle rehabilitasyon merkezlerine yayalım. Sadece bana geri dönüş huzur evi yaptı. Huzur evine ben 3 aylık bir çalışmam oldu, bir kursumuz oldu. Çok da faydalı oluyor. Şu anda kurs verdiğim yerde de öyle. Yani çok agresif bir insanı getirin, başlatın. Bir bu işi bitirene kadar, öğrenene kadar çok böyle mülayim, çok böyle sıra dışı bir, yani o ilk başladığına göre çok sıra dışı bir insan olabiliyor. Evet. Yani dinlendirici özelliği olduğu için. Yani Elazığ'da kurumlarımız var. Bunu veren kurumlarımız var ama ben özellikle o binaların içinden çıkıp dediğim gibi rehabilitasyon merkezlerinde işte yaşlarımızın kaldığı yerlerde bu işi yaygınlaştıralım. Ki Avrupa yapıyor şu anda zaten bunu. Avrupa özellikle. İlimizde yapan sizin kursiyerleriniz dışında var mı filografi yapan mesela başka? Evet. Yapanlar var. Yani kurs veren var. Şöyle üzüldüğüm bir konu var aslında. Şimdi el sanatları belgesi olan herkes bu kursu vermeye çalışıyor. Ve sanat evet. Tabii bozuluyor haliyle. Doğru. Ben özellikle istediğim bu işi yapan, işi bilen insanların yapması. Yani belgesi olan değil de bu işi yapabilen, faydalı olabileceğini düşünen insanlar yapsın. Kurumlarımız var, 2 kurumumuz var şu anda bu sanatı veriyor. Çok da başarılı. Herkes, da. Hocam şimdi şu var, herkes yapabilir evet. Ama herkes öğretemez. Herkes öğretemez aynı. Değil mi? O amacına ulaşamaz. Evet, yani amaca ulaşmak lazım. Herkes bizim mesleğimizde de oyuncu olabilir değerli izleyenler.
Ama herkes oyuncu koçu ya da oyuncu eğitmeni olamaz. Olmaz. Onu veremez. Bu işte bana onu hatırlattı. Herkes bunu harikulade yapabilir. Sözümüz yok. Herkesin sanatına saygımız var. Evet. Ama öğretme bağında olunca değil mi? Birçok unsur giriyor işin içerisine. Yani yapmak istiyorlarsa gitsinler bir rehabilitasyon merkezlerinde. Gitsinler bu işi yapsınlar. Asıl ihtiyacı olan insanlara bu ders versinler. Versinler evet. Değil mi? Eyvallah. Şimdi hocam kaç tane bir kurum adına, çalıştığı kurum adına bir kurs açmış tabii. El Sanatları Merkezi bünyesinde. Yanlış bilmiyorum değil mi? Resmi kurum adına çalışıyorum. Resmi kurum adına ama şeyi yapan, sertifikalarını veren El Sanatları Merkezi değil mi? Yani genelde halk eğitimi diyelim biz. Halk eğitim. Evet. Halk eğitim de El Sanatları El Sanatları halk eğitime bağlı. Doğru. Yani El Sanatları Merkezi değil mi? Şefim sen daha iyi bilirsin. Milli eğitim üzerinden evet. Halk eğitimden sertifika alır ama El Sanatları Merkezi bakanlığa ait bir kurumdur. Bakanlığa muhakkak. Yani Gıda ve Tarım Bakanlığı. Bakanlığına ait bir yer. Evet. Siz El Sanatları Merkezi'nden bağlısınız. Yok ben ikisine de bağlı değilim şu anda. Kendi resmi kendi kurumuma bağlıyım. Eyvallah. Evet. Efendim şunu söyleyeyim. İkisine de bağlı değilim. Eyvallah. Doğru. Buradan sertifika alabilecek. Peki kaç tane kurs yerimiz var? Yani iki ayda bir kurs açmaya çalışıyorum. 10-15 arası kurs yerim değişiyor. İki ayda bir. Evet. Şu anda dördüncü kursum oldu. Yani yaklaşık 50-60 arası kurs yerim oldu şu anda. Kurs var en azından. Mezun veriyor tabii, tabii bunlar. Tabii. Bu sanata gönül verecekler inşallah. İnşallah. Var mı böyle yetenekler çıkacak mı inşallah? Müthiş yeteneklerimiz var. Valla. Evet yani dediğim gibi halk eğitimde şu anda resmi olarak söylüyorum. Tabii orada da var şu anda hocalarımız veriyor. Orada da çok müthiş yetenekler var. Ben sergi açtığımda geliyorlar. Hocam bunu ben yaptım, işte şunu ben yaptım, nasıl oldu diye. Çok güzel. Gerçekten çok iyi yeteneklerimiz var. Onu keşfetmek lazım. Şu da var. Biraz da insanın sanatsal bakışı, hayal gücünün de olması gerekiyor. Kesinlikle olması lazım. Aynen. Değil mi? Yani sevemezsen yapamazsın zaten, sevmen lazım. Çok doğru. Yani şu koreografi de mesela vavlarla Elazığ'ın birleşmiş olması evet. Bir koreografi. Yani bu da bir sanat gerektiriyor. Evet. Şimdi herkes yetenekli olabilir ama o her gücüne sahip olmayabilir. Değil mi hocam? Yani o renkleri birleştirmek lazım. O renk uyumu. Tabii renk uyumu olması lazım. Çok önemli. Yapacağın şekil ve renkleri uydurmak lazım. Yani hocam hem konuşup sürü, yapamıyorsun evet. Herhalde. Bitiremeyeceksin. Yok biter her türlü biter. Evet peki. Her türlü biter. Siz ona yapa durun. Ben de şöyle bir yemeğe dönmek istiyorum. Ne yaptı şefimiz? Kreması oluşturdu herhalde. Kokos tarımı oluşturduk. İçini. Ona evet. Üst kısmı mı bu? Yani en üst değil de orta kısım diyelim. Orta kısım. Evet orta kısım. Yani o içimizde, içinde sürpriz çıkacak yeri. Evet evet, evet. Beyaz kısmı. Evet. Ne yapacağız peki şimdi? Şimdi ne yapacağız zaten? Ne yap diyelim daha doğrusu ne yapacağız evet, diyelim. Evet kekimiz zaten şu an kekimiz pişiyor. Ardından zaten biz orta kısmını yaptık. Hı hı. Üst kısmına da şimdi yapmıyoruz ki o donmasın. Çünkü çikolata donacak zaten. Daha sonra onları birleştirdiğimiz zaman çikolata kısmını yapacağız. İsterseniz diğer çöreğimizi de görelim. Görelim başlayacağım başlayalım çünkü. Başlayalım mı evet. Tamam. Bir de glutensiz çöreğimiz var değerli izleyenler. Onun da malzemelerini buyurun okuyun şartı. Glutensiz çöreğimizin malzemeleri bir adet yumurta, sarısı üstüne 1,5 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı süt, tuz, tereyağı eritilmiş olacak. Yarım su bardağı zeytinyağımız var. 2,5-3 su bardağı glutensiz un. Üzerine ise çörek otu ve susam var. Evet çok teşekkür ederim şefim. Ne yapacağız? Ne yapacağız efendim? Bu glutensiz şimdi çöreği yumurta, nasıl söyleyecek şefim? Yumurta sarısını üstüne süreceğimiz için yumurta beyazını kabımıza alacağız. Yoğurdumuzu, tereyağımızı ya da margarinizi nasıl tercih ederseniz onu eriteceğiz. Ardından sütümüzü, sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Tuzumuzu evet. ilave ediyoruz. Onları güzelce bir karıştırdıktan sonra unumuzu oranlı bir şekilde ekliyoruz. Glutensiz unda da fark yok. Sadece oranlar farklılaşıyor. Ha bunu sarı mercimek unuyla yapamaz mısınız? Onunla da yaparsınız ama sarı mercimek unu daha çok mercimek tadı yoğun olduğu zaman vereceği için glutensiz unu tercih ederim. Ben merak ettim. Sarı mercimek ununda da gluten yok mu? Hayır gluten yok. Glutensiz. O arındırılmış bir şekilde zaten sarı mercimek yani unu. Yani onun sarı mercimek ununun glutensiz de mi var? Sarı mercimek unu tamamıyla hani glutensiz. Bilmediğim için yeni öğreniyorum ya şöyle, bu unu. Şöyle glutensiz üretirler zaten sarı mercimek ununu. Anladım. Tamam. Şimdi evet o yüzden özel zaten üretilmiş o. Evet özel zaten dikkat ederseniz büyük marketlerde vardır bu. O reyonlarda glutensiz ürünler kısmındadır. Evet doğrudur. Evet. Daha sonra unu oradan aldım yani. Evet.
Unumuzu oranlı bir şekilde ilave ediyoruz. Bildiğiniz yine kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Eyvallah. Ardından onu yuvarlayacağız. Üstüne yumurta sarısı, çörek otu, susam tercihe bağlı. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğiz. Bu kadar basit. Çok güzel bir çörek olacak inşallah. Evet. Ve tadacağız burada efendim değerli izleyenler. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Şefim tekrar dönüp bakacağız neler yaptı tamam. diye şefimiz. Ben bitirmeye çalışıyorum bunu. Şöyle bir zoom yapalım dedik de neler nasıl yapıldığını ben de merak ediyorum. Belki ben de hastası olur bana da kusur isterim keşke, bu iş. Keşke olsun. Değil mi? Evet. At örgüsünü dediğimiz gibi daha önce yapmıştık. Yıldızımızı bitirdik. Şimdi sıra geldi. Evet. Bunları da öğrenmek gerekiyor değil mi? Tabii bunlar. Şekiller, örgü şekilleri. Örgü şekillerimiz Buyur. Var. Evet. Onları tabii her şekil her yerde uygulanmaz. Doğru. Ayda hilalde ayrı bir şekil olur. Yıldızda ayrı Hocam, bir şekil. Hocam anladığım kadarıyla çiviler arasında bir örgü yapılıyor tabii, şu anda. Gidip geliniyor. Tabii. Ama bu ezbere değil tabii. Ezbere değil. Bunu farklı bir örgü şekilleriyle yapılıyor. Güzel bir görsel yakalamak lazım bunda. Tabii. Görsel yakalamazsak. Hata yok. Hata kabul etmiyor. Kabul etmiyor evet. değil mi? Yoksa bir sana severler. Hata yapıp da eleştirir seni. Bozabilir. Tabii. Değil mi? Sanat severlerimiz. Çok bozduğunuz oldu mu böyle? Hata yapıp da sonra da görüp. Tabii olmuştur. Değil mi? Başlarda olmuştur. Şu anda çok şükür olmuyor ama. Her çiviye kaç şey geliyor örgü hocam tahmini? Yani ben kendim şahsi olarak çok gür yapıyorum. Şurada evet. yıldızda görüyoruz zaten değil mi? Bu yıldız bitmiş. Aynen. Yıldız bitti. Zor bir yeri burası. Tabii. Belli. Yani bu şekli verdik ve evet. güzel bir görüntü. Güzel bir görüntü oldu. Şöyle göstereyim. Şu yıldızı özellikle görmenizi istiyorum. Birçok örgü geçmiş. Biraz daha zoom yapabilirseniz daha iyi olacak. Bu kadar mı? Hocam şimdi merak ettiğim olay şu. Evet. Bu sadece tablo üzerinde mi yapılan bir iş? Mesela bir yüzük yapılabilir mi böyle? Çivi değil tabii. Yüzük biraz zor olur. Yani çünkü ince detayı... Bir platform çok... olması lazım. Evet. Yapamıyoruz. Çok ince detay çıkartamıyoruz bunda. Evet. Biraz kaba ürünlerimiz olduğu için. Tel kalınlıkları standart mı? Standart evet. 0.30 Hepsi aynı. Ha, evet standart. Çünkü bunun teli ve çivisi de çok önemli. Çivi de orijinal bir çivi. Çünkü tabii orijinal. Bizim gidip Nalbur'dan alacağımız çivilerden değil efendim. Bunu da söyleyelim. Özellikle sergilerimizde şey yaparlar. Yani gelir der işte tablo fiyatını sorar şu kadar derim. Yani ne var bunda der işte Nalbur'da yarım kilo diyor almışsın çakmışsın diyor. Değil mi? Bir de tabii. aşağılar böyle. Kesinlikle yani öyle bir durumumuz var. Eyvallah. Şu kadar tel almışsın diyor bu kadar çivi almışsın ne var bunda niye bu kadar pahalı diyor. Tabi durumu izah ediyoruz. Evet. Maalesef böyle şeylerle karşılaşıyoruz Sizin sergilerimizde. Hocam, kaç sergi oldu? Şu anda resmi olarak 5-6 sergim oldu. 5-6 sergi evet. oldu. Çok güzel. 6 sergi 7 oldu. Yılda 5-6 sergi. Neredeyse evet. yıl başına bir sergi düşüyor. Şu anda düşüyor. Bir sergiye daha hazırlanıyorum. Ondan bahsedelim evet. bize hocam. Nerede, nasıl, ne zaman olacak? Valla gönül ister ki Elazığ olsun ama maalesef evet. olmuyor. Yani eş dost araya... Koymamız lazım ki olsun yoksa olmaz. Anlıyorum ben sizi. Yani şu anda bir yer belirlemedim ama özellikle Akdeniz tarafında bir yer düşünüyorum şu anda. Akdeniz evet. tabii Antalya olur, Adana olur, efendim tabii. Mesela Mersin. Ben aklımda şu anda hazırlıkları yapıyorum. Evet. Yani bir sergi hazırlanmak kolay değil. Neredeyse bir yılımızı alıyor. Veya tabii çok fazla zamanlar Hocam, alınıyor. Peki ilgi gösteriyor mu? Halk yani çok fazla ilgi var. Mesela sergilerde biraz da sanatını göstermenin yanı sıra o yapılan ürünleri satmak da önemli. Çünkü sanatçıya bir finans sağlaması, bu malzemeler bedava verilmiyor değil mi? Yani alıcılar çıkıyor mu? Bulunduğumuz bölgede biraz zor açıkçası. Sadece kendimizi çevirebiliyoruz. Yani Anlıyorum. Kazanca maalesef çeviremiyoruz. Kendimizi çevirsek şu anda yeterli. Evet. Hocam az da bir zamanımız kaldı. Bunu bitiremeyeceğiz herhalde bu sefer. Biter. Biter mi? 5 dakikada. 5 dakikada bitirmeye çalışırız. İnşallah. Peki eyvallah. Çünkü program esnasında bitiririm dedi ama biraz ben sorularımla hocamı biraz oyaladım zannediyorum. Estağfurullah. Hem konuşup hem aynı anda zapmak da zor bir sanat. Yani şey olur. Çok düzenli bir şey ortaya çıkmaz sanırım. O yüzden ara vermek zorunda kaldım böyle. Eyvallah. Efendim değerli izleyenler, bu hafta sonu, şu ilanımı da yapmak istiyorum değerli izleyenler. Hafta sonu çok değerli programımızın yönetmeni Faysal Tokmak Bey'in bir mekanı açılacak efendim. Naturella diye. Hem yöresel ürünlerimiz hem de
bu yöresel ürünlerimizi bir kafeterya eşliğinde birlikte sunacakları çok güzel Elazığ'ımızın güzide mekanlarından birinin olacak inşallah. Park 23'ün karşısında Naturella diye bir kafeterya efendim. Bizim her zaman seslerinde bulunduğumuz Cuma ve Cumartesi günleri de bu mekanda kürsü başlıları yapılacak inşallah. Tüm Elazığ halkına açılışına ve akabinde de orayı ikinci bir adres olarak edinmeye bekliyoruz. Buradan da ilanımızı yapalım Naturella'ya. Bekleriz efendim. Cumartesi günü saat 15'te. Öğlenden sonra ayın 9'unda saat 15'te, saat 3'te açılışa bekliyoruz. Ve çok güzel bir kürsü başı ziyafeti çekecekler orada. Ve Cuma Cumartesi günleri bundan böyle kürsü başlarını ve sanat müziği geceleri olacak, şiir dinletileri geceleri olacak. Bekliyor çok değerli Faysal Tokmak tüm hemşerilerimizi ve yöresel mutfağımızın, yöresel ürünlerimizi tatmaya bekliyorlar efendim. Evet, efendim güzel bitirmeye çalışırız. Bu geleneksel sanatlarımız çok güzel şeyler. Evet. Ben çok takdir ediyorum ve yaşamalı, çok eski bir zanaat tabii, zannediyorum bu da. Kurumlarımızın sahip çıkması lazım açıkçası. Yani bu bireysel çok zor oluyor. Belediyelerimiz olsun, valilik olsun, diğer kurumlarımız olsun, evet, bunları geliştirmesi lazım ve sanatkarları desteklemeler lazım ki gelişsin. Yoksa hani ben çıkayım tek başıma bunu geliştirmeye çalışayım, çok zor olur. Bir yerde tıkanırsın, mutlaka çok tıkanırsın. Doğru. Çok doğru. Yani bunu yaşatmaya çalışıyoruz inşallah. Çalışıyorsunuz. Evet. Tabii Elazığ'da ilk sergiyi ben açtım, Filograf sergisi 2 sene önce. Ondan sonra tabii sergiyi gezip dolaşanlar şu anda bu işi yapanlar var. Merakları var tabii, değil mi? Artık oldu. Bence çok güzel bir zanaat. Yani canlanması ve daha geniş kitleler tarafından benimsenmesi ve bu meslek edinilmeli diye düşünüyorum. Evet, dediğim gibi ben sürekli desteklediğim bir şey var. Rehabilitasyon merkezleri, başka bir şey demiyorum. Çünkü gerçekten insanların ihtiyacı var. Evet. Yani ben özellikle ısrarla üstünde durduğum konu orası. Eyvallah. İnşallah. Evet. Severek yaparlar i̇nşallah, diye inşallah bekliyoruz. Değerli izleyenler, ayrıca ikinci bölümümüzde programımızın daimi güzellik uzmanı Burçin Canpolat bizlerle birlikte olacak. Bugün farklı bir konuyu ele alacağız. Kendisi geldiğinde birlikte anlatacağız efendim. Programımıza katılmanızı bekliyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Çünkü önemli bir konuyu ele alacağız. Değerli uzmanımız Burçin Canpolat'la birlikte güzellik adına, estetik adına da diğer sorularınızı bekliyoruz. Uzmanımızdan buraya gelmişken faydalanalım, değil mi? Evet. Şimdi değerli hocam, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bunu bitireceğiz inşallah. Tabii, bitirip size takdim edeceğiz inşallah. Öyle mi? Bize mi hediye edeceksiniz? Kesinlikle. Çok tabii, teşekkür ediyoruz. İnşallah. Çok küçük bir hediye ama. Az da kaldı. Az kaldı, bitirmeye çalışırız. Biz de burada şerefle burada sergileriz efendim. İnşallah. İnşallah yarın, eğer yarın olmazsa da pazartesi günü burada değerli sanatçı, zanaatçı Ayhan Güneş Bey'in eseri ve bize hediyesi diye takdim ederiz. İnşallah. Efendim ben kendisine, Ayhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür geldiği ederim için, sanatını bize tanıttığı için, ürünlerini bize hediye ettiği için ayrıca. Teşekkür ederim. Şöyle küçük bir hediyemiz var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Milad'ın mutfağına konuk oldular. Şeref teşekkür verdiler. Teşekkür ederim. Ben de buradan sanatına başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Aileme, arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma, evet, ve aileme çok selam ediyorum. Yarın da Mevlüt Kandili. Herkesi Mevlüt Kandili'ni kutluyorum. Kutluyoruz hep birlikte. Teşekkür tabii ederim. Tabii. Efendim kendisine teşekkür ederiz tekrar. Sakın bir yere ayrılmayın. Kısa bir ara vereceğiz. Reklam arası vereceğiz. Sonra tekrar buradayız ve uzmanımız Burçin Canpolat'la, güzellik uzmanımız Burçin Canpolat'la yemeklerimizle birlikte burada olacağız efendim. Reklamlar.
Evet değerli izleyenler, tekrar huzurlarınızdayız efendim. Reklam arası kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi şöyle bir tekrar edelim efendim. Bugün değerli bir sanatçıyı konuk ettik. Filografi sanatçısı Ayhan Güneş Bey ile birlikteydik. Sanatını tanıttı bize. Gerçekten göz alıcı bir sanat diyeyim. Ve bizim huzurlarımızda burada program esnasında şöyle güzel bir tablo icra etti kendisi. Ve bize de hediye etti efendim. Bitirdi de gitti sağ olsun. Biz de bunu çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi biz bunu çerçeveleteceğiz ve burada en güzel köşemizde de sergileyeceğiz. Kendisine ayrıca böyle güzel bir Türk bayrağını bize hediye ettiği için. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun efendim. Evet, sanatını tanıttı bize. Biz de öğrenmiş olduk. Ben bilmiyordum filografi sanatını. Öğrenmiş oldum. Bakır, tel ve çivilerle yapılan bir